Merhaba arkadaşlar, Yiğit arkadaşımız bizden CB125R için bir kombin istedi. Ona uygun birkaç tane yeni gelen ve 2018'in bahar ayında gelmiş kask tanıtacağım. Bu Riddle, diğeri de Nex SQ'su. Ben CB125R'a gerçekten uygun buluyorum bu kaskı. Bir de Shark Riddle yeni geldiği için bu kaskı da gerçekten uygun buldum. İkisi de güneş yüzörlü. Bunun eksisi burun pedi, çene pedi olmaması. Bunun artısı burun pedi, çene pedi olması. Aynı zamanda X-com, intercom yeri olması. Hani ağırlık olarak şöyle diyebilirim, birbirine yakın. Aralarında 25 gram fark var. 1500, 25 gram, 1500 gram bir kask. Geniş bakış açısı var, güneş yüzörü var dedim. İç pedleri gerçekten iyi. Bence Shark'ın iç pedleri biraz daha iyi yapılmış arkadaşlar. Şöyle altını açayım, ikisinin de mikrometrik bağı bağlantısı olduğu görülüyor. İç pedleri daha hoş, daha yumuşak, daha estetik ve daha yüze oturan bir kask. Bu kask da iyi oturuyor fakat bunun iç yapısını daha çok beğendim. Ama bunun da tabii burun pedi var, çene pedi var ve X-com, intercom koyma yeri var. O yüzden de bunu beğendim. Dış kabuğu olarak Nex Esik 100'ü beğendim çünkü polikarbon olmasına rağmen dış kabuğu bunun %30 kauçuk kullanılmış kabuğunda, kabuğunun katmanlarından bir tanesinde. Beğendiğim bir özelliği daha var. Bunun arkasında hava çıkış kanalı var. Bunun arkasında hava çıkış kanalı yok. Nasıl bir hava dağılımı var tam olarak bilmiyorum. Fakat hani uygun fiyatlı gerçekten, 750-800 lira civarında bir kask. Bu da 1100 lira civarında bir kask. Seçim tamamen senin. İster bunu ister bunu al. Şimdi ben mont tanıtımına geçiyorum. Mont içinde Rika Airstream'i seçtim. Rika Airstream'i daha önceden tanıtımlarda görmüşsünüzdür. Tekrar üstüme giymiyorum zaten. Boynunda bir tane çıt çıtı var. Dış kumaşı gerçekten iyi bir kumaş. Aynı zamanda iç astarını çıkartıp yaz sürüşlerinde uygun kullanabiliyorsun. Çünkü ön tarafında da şöyle hava kanalları var. Arka tarafında hava çıkış kanalı var. Arkasında bir sırt koruma ile beraber geliyor. Uzun bir mont, ama hani çok uzun değil tabii ki. Bir enduro montu gibi çok uzun değil. Fakat hani spor montla enduro montu arasında gibi bir şey. Kol ayarlaması var. Kol hani bilek yerlerinde cırt cırt ve iç tarafında fermuar var. Bu da olmayabilir. Bel için sıkma yerleri var. İki tane cep var. İçinde cepleri var. Benim eldiven olarak önereceğim Speedy'nin yeni nesil şu korumalara sahip bu eldiveni olabilir. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. Bunun eklemleri, korumaları yok. Fakat sürtünmeye karşı dayanıklı bir dış yapısı var. Bu birincisi Speedy Squaret diye geçiyor. Revit'in Kryptonite'i. Bu gerçekten hem senin sürüşüne hem kış sürüşüne uygun olarak yapılmış. Çünkü Gore-Tex bir eldiven. Çünkü hani tüm eklem yerlerinde hem korumaları var, hem hem körük mekanizmaları var, lastik bileği var, iç tarafı da bilekten korumalı, iç tarafı da tamamen deri yapılmış. Eğer dersen benim bütçem o eldivenlere çok uygun değil, Vexo'nun kışlık bu eldivenlerini alabilirsin. Bunun da eklem yerlerinde korumaları var, yumruk koruması var, yüksek kapanan bir bilek yeri var, cırt cırtı var. Aynı zamanda bilek koruması için iç tarafı kısmen deri yapılmış. İki tane de çarptığın zaman seni koruyabilecek iki nokta koymuşlar buraya. İç tarafı da aşınmaz bir kumaştan yapılmış. Dış tarafı da aşınmaz bir kumaştan yapılmış. Bunlardan alabilirsin. Altına Teş90 pantolon alabilirsin. Teş90 Pirate, Madra City, Ilgaz gibi modelleri var. Olmazsa altına Armode, Proel, Venom, Revit alt bir pantolon alabilirsin. Uzun süre kullanabilirsin. Özellikle hani eğer çok fazla kış sürüşü yapıyorsan dayanıklı bir pantolon alıp onların da tabii iç astarları çıkıyor, onlardan kullanabilirsin. İç astarı çıkan almak veya işte kolay çıkartılabilen, mesela Armoden'in var, kolay çıkartılabilen bir tane pantolon almak senin hani tüm kış işine yarayacaktır. Tabii hani o Armoden'in diyelim işte kolay çıkarılabilen bir pantolonun içine bir pantolon daha giymek gerekiyor. Çoğunlukla onu pantolonla beraber giyiyorlar çünkü.
Pantolonla beraber giydiği için de daha koruyucu oluyor. Daha da sıcak tutuyor. Ama hani sen işte Antalya, Adana, Mersin, Bodrum tarzı güney illerinde, İzmir'in altında illerde yaşıyorsan, İzmir'de hatta dahil, oralarda yaşıyorsan bu pantolonlar sana fazla gelecektir. O yüzden diyorum ki yani Teş 90 Pirate, City, Ilgaz, Madra gibi kotlara yönel. Çünkü onlar baharlık ve yazlık oluyorlar. Onlardan alırsan daha rahat edersin. Ama onlarda da yine koruma oranları yüksektir. Çünkü hani onların da kalçalarında, işte dizlik yerlerinde özel çarptığı zaman sertleşen korumalara sahiptir. Ve hani dikişleri özeldir. Altında da Rockwell bir tane bot alabilirsin. Loop VP alabilirsin. DNA modelinden alabilirsin. TCX'in bir botunu alabilirsin. Seçim tamamen senin. Ben linklerini aşağıya ekliyorum. Umarım yardımcı olmuştur. İyi sürüşler.